Evet, stüdyomuzda Musul'u, Kerkük'ü konuşmaya devam ediyoruz dün olduğu gibi. Orsam Orta Doğu uzmanı Sayın Bilgay Duman konuğumuz bizlerle birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Henüz bölgeden döndüğünüze dair bir bilgim var, doğru evet, mu? Evet, doğru. Pazar günü itibariyle. Neredeydiniz Bilgay Bey? Yani Erbil'e gittim ve Musul cephesine gittim. Musul cephesinde Mahmur, daha güneyde Mahmur cephesine gitme imkanı buldum. Orada hem peşmerge komutanlarıyla hem bölgedeki durumu bizzat gözlemleme imkanı buldum. Aslında Kerkük'e geçecektik biliyorsunuz. Biz Orsam olarak çok kez Kerkük'te saha çalışmalarımızı yaptık ve Kerkük'teki durumu yerinden inceleyen kurumlardan bir tanesiyiz. Gidecektik ama olaylar bu şekilde gerçekleşince maalesef bize gitme imkanı bulamadık ki şehrin zaten giriş çıkışı kapatılmıştı bizim bulunduğumuz dönemde. Tam saldırının olduğu gün biz Kerkük'e geçmeyi planlıyorduk ama yani keşke güvenlik iyi olsaydı da geçebilseydik. Ama maalesef bu tarz üzücü şeyler yaşadık. Yani ama ben birebir bölgedeyken Kerkük'teki olayları dakika dakika takip etme imkanı bulabildim. Şimdi ben size Kerkük'ü soracağım. Evet. Neden Kerkük'ün hedef seçildiğini soracağım. Bölgeden bir telefon bağlantısıyla son durumu da alacağız ama tabii. Musul operasyonunun nasıl gittiğine dair fikrinizi merak ediyorum. Hızlı bir ilerleyiş mi var? Musul operasyonu seyrini nasıl görüyorsunuz? Evet. Yani Irak Başbakanı Haydar Abadi de beklenenden hızlı ilerlediğini söyledi. Aslında ilk etapta baktığınızda öyle gözüküyor. Şu an itibariyle sizin de haberde söylediğiniz gibi 70'e yakın köy alındı. Ancak bu köyler genellikle insansız bölgeler. Daha çok IŞİD'in bulunduğu, IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeler. Yani boşaltılmış insansız alanlar. Evet. O yüzden ilerlemek çok daha kolay oldu. Tabii şöyle bir durum var. Şimdi bakın biz sadece köylerden bahsediyoruz. Ama köylerin esas bulunduğu şehir merkezleri var. Yani köylerin bağlı olduğu şehir merkezleri var. Bugün itibariyle Bartılla dışında, ilçe merkezidir burası, Bartılla dışında ilçe merkezine girilebildiğini söylemek mümkün değil. Bugün Başika üstünde bir baskı var. Başika orası da yine bir ilçe. Diğer taraftan Hamdaniye ilçesi var ki eskiden Hristiyanların çok yoğun sayıda yaşadığı bir bölge. Tilkeyf var, yine Tilkeyf üzerinde de orası da bir Musul'un ilçesi. Buralar üzerinde baskı olmasına rağmen henüz ilçe merkezlerine girilebilmiş değil. Yani abi, DEAŞ savunma yapıyor mu? Yapıyor, tabii ki yapıyor. Yani şu anda Musul'da bir savunmadan bahsediyoruz. Kesinlikle, yani ciddi bir direniş içerisinde ki ben Mahmur cephesine gittiğimde yaptığım görüşmelerde IŞİD'in direnişinin gittikçe artacağı söyleniyor. Çünkü daha çok şu an ana çatışma hatlarına gelinebilmiş değil. Yani IŞİD'in ana savunma hattına ulaşılabilmiş değil. Ana savunma hattına girdikten sonra çarpışmaların daha büyük olacağını söylemek mümkün ki IŞİD biliyorsunuz bir terör örgütü. Terör örgütleri daha çok asimetrik savaş yöntemlerini kullanıyorlar ve IŞİD'in kullandığı yöntemler belki bugüne kadar görmediğimiz yöntemler. Özellikle en çok IŞİD'e karşı savaşan güçleri zorlayan taraf IŞİD'in kazmış olduğu tüneller. Bir peşmerge komutanıyla yaptığım görüşmede bir tünel bulduklarını söyledi. İşte 10 metre derinliğine kadar inmişler ve 3 farklı yol var. Ve biz hani tüneli kontrol etmekten imtina ettik ve tünelin ilerisinde ne var bilmediğimiz için girmedik dediler tüneli. Bir başka peşmerge komutanı, bir köyü aldık, başka bir köye ilerledik. Aldığımız köyden arka taraftan işte IŞİD teröristleri ortaya çıktılar araçlarla ve iki ateş arasında kaldık dedi. Yani çok ciddi farklı yöntemler kullanıyorlar. O yüzden hani iyi bir ilerleme sağlanabilmesi için ben askeri bir uzman değilim. Yani o yüzden askeri stratejileri çok bilmiyorum. Ama iyi bir ilerleme sağlanabilmesi için de IŞİD'le mücadele yöntemlerinin ve IŞİD'in kullandığı taktiklerin çözülebilmesi gerekiyor. Bugüne kadar çok farklı yöntemler kullandığını söyleyebiliriz. Şimdi bir yandan da aslında DEAŞ'ın bu Musul hengamesini şehrin, Musul kentinin içine taşımaya çalıştığına dair ciddi veriler var. Çok doğru. Bütün bu operasyonu yapan kara kuvvetleri için söylüyorum. Evet. Havadan halı bombardımanı gördük, bir yere kadar sonuç alabiliyor ama piyadenin ayak basmadığı alanları kontrol altında tutmak oldukça zor. Taraflar açısından değerlendirecek olursanız, eğer şehir içine kadar ilerlerse bu operasyon, potansiyeli nedir, başarı potansiyeli DAEŞ karşıtı cephenin? Şehrin içerisinde kimin gireceği de çok önemli. Şu an koalisyon güçleri, yani Amerika'nın öncülüğündeki koalisyon güçleri şehir içerisinde asker kullanmayacak. Yani piyade, sizin de söylediğiniz gibi
hani karaya ayak basan güçleri kullanmayacak. Sadece hava saldırıları konusunda destek veriyor ve operasyonun koordinasyonunu sağlıyor. Hı hı. Diğer taraftan peşmerge güçlerinin de şehrin içerisine girmeyeceği biliniyor. Hı hı. Daha çok bu işte tartışmalı bölgeler ifade edilen, daha çok Musul'un dış çeperini oluşturan bölgelerde peşmergenin kalması bekleniyor. Bilal, buraya bir virgül koyalım mı? Çünkü alanda ne olup bitiyor öğrenelim, onun üzerine değerlendirmeye devam edelim. Efendim Kerkük'te son durumu alacağız. Mustafa Kerim telefon attığımızda. Mustafa, son saldırılarda durum çok sayıda ölü haberleri geliyor kentten. Son durumu soralım sana. Evet, nedir son durum? Şu an biz Hasaçayır etrafındayız. Uruba kentine yakınız. Burada Kerkük polis gücü Hasaçayır'ı kontrol altına almaya çalışıyor. Çünkü bu bölgede hala terör örgütü DAEŞ tehlikesi olduğu söyleniyor. Burada tehlike hala devam ediyor. Tabii az önce belirlenen noktalar vardı. Oraya çok sayıda ateş açıldı. Hep birlikte, yani hep aynı anda. Biz de Kerkük polisiyle şu an hareket ediyoruz. O yüzden sesimiz biraz nefes nefese kalıyoruz. Evet. Durmadan hareket ediyorlar. Dün gece de yine 4 tane canlı bomba kendini bu tarafta infilak ettirdi. Bugün sabah da yine ben polis güçlerinden aldığım bilgiye göre çatışmalar devam ediyordu. Bugün de hani öğleden sonra şu an saat 1:15 geçiyor. Burada hala bu bölgede özellikle Hasaçayır'da bu çalışmalar, bu olaylar devam ediyor. Burada da herhangi bir tehlikeye karşı polis çok geniş güvenlik önlemi almış. Hasaçayır'ın bir tarafı Türkmen yerleşimi ama diğer tarafı Arap yerleşimi. O yüzden Kerkük polisi de çok temkinli yaklaşıyor burada. Yani verebileceğim bilgiler şu anlık bunlar. Hala burada. Az önce polis komutanıyla da yapmış olduğumuz konuşma sırasında terör örgütü DAEŞ mensupları olma ihtimali olduğunu, fakat çok az bir ihtimal olduğunu söyledi bize. Hı hı. Ama her şeye rağmen burada güvenlik önlemleri en üst düzeyde ve hareket eden herhangi bir şeyi, özellikle hasta çayında, direkt güvenlik güçleri tarafından taranıyor. Evet, şimdilik aktaracağım. Bunlar tepkisi. Mustafa Kerim, teşekkür ediyoruz. Evet, Mustafa Kerim bölgedeki muhabir arkadaşımız Kerkük'te Kerkük polis birliğiyle beraber hareket ettiklerini ifade etti. Sesinden de anlayabileceğiniz gibi operasyonlar devam ediyor. Kentte tedirginlik de devam ediyor. Kerkük'ü konuşalım mı biraz? Neden hedef seçiliyor Kerkük? Yani bu Irak'ta Türkmenlerin, bir Türkmen şehri Kerkük'ün aslında Kürtlere ve Araplara da kucak açan bir yapıda olduğunu ve bu farklı etnik kimliklerin bir arada yaşayabildiği nadir alanlardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. DAEŞ'ın Kerkük'ü hedef seçmesini, biz hepimiz Musul'a bakarken Kerkük'e dönmesinin özel bir anlamı olmalı. Yani aslında çok beklenen bir gelişmeydi. Açıkçası hani biz Orsam olarak yaptığımız analizlerde bekliyorduk ki Temmuz ayında yaptığımız bir çalışmada özellikle Kerbela'da saldırı düzenlemişti IŞİD. O saldırıdan sonra Musul operasyonunun başlamasıyla Kerkük, Bağdat gibi bölgelerde sansasyonel eylemlere yol açabileceğini, imza atabileceğini ifade etmiştik ki bunun birkaç sebebi vardı. Bir, terör örgütleri daha çok propagandayla yaşayabilen ve korku imparatorluklarını devam ettirmek zorunda olan yapılar, terör örgütleri. Bunun üzerinden kurgulanıyorlar. O nedenle Musul'da sıkışmaya başladıkça IŞİD bu tarz eylemlere imza atacaktı ki Kerkük'teki IŞİD varlığı zaten hep konuşuluyordu. Yani hep uyuyan hücrelerin olduğundan bahsediliyordu. Kerkük'teki nüfus içerisinde IŞİD'e destek veren gruplar olduğu hep ifade ediliyordu. Peki, ki burayı netleştirelim mi? Bu eylemleri yapan, yani Perşembe akşamı başlayan süreçte bugüne gelene kadarki eylemleri gerçekleştiren teröristler kentte zaten var olan uyuyan hücreler mi, yoksa kentin dışından kente sızmaya çalışan teröristler mi? Aslında her ikisi birlikte. Her ikisi birlikte. Şöyle söylemek lazım. Bir kere ben hani Musul operasyonunun da zamanlamasının biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü Musul'a giden yolların henüz IŞİD'in lojistik destek hatlarının halen kesilmediğini görüyoruz. Yani güney destek hatları kesilmiş olsa da Suriye-Rakka bağlantısı halen kesilebilmiş değil. Onun ötesinde
Kerkük'ün hemen güneyinde Habice gibi bir ilçe var. Hı hı. O Habice ilçesi şu an tamamen IŞİD'in kontrolü altında. Hı hı. Ve IŞİD'in en kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi. Hı hı. Ki Kerkük'e bu noktadan sızmaların yaşanmış olabileceği çok ihtimal dahilinde. Diğer taraftan zaten Kerkük içerisinde ciddi bir IŞİD hücresi olduğu biliniyor ki IŞİD'e içerisinden, özür dilerim, Irak'ın diğer bölgelerinden Kerkük'e göç eden yaklaşık 350 ila işte 400 bin civarında bir göçmen nüfus var. Kerkük'te. Evet, Kerkük'te. Daha çok yine Anbar, Tikrit, işte Diyala gibi bölgelerden göç eden aileler var. Bu aileler arasında IŞİD'in karışıp sızmış olabileceği biliniyor. Diğer taraftan Habice üzerine bir baskı kurulmuştu Musul operasyonu öncesinde ki Habice'ye girilmesi planlanıyordu. Son anda iptal edildi. Habice'den aileler kaçmaya başladılar Kerkük'e doğru IŞİD baskısı altında. Kendisine IŞİD'in sivil kalkanı olarak kullanabilmiş olma olasılığı var bu aileleri. Yani Kerkük içerisine sızmak çok da zor değil aslında ki Kerkük'ün etrafının tamamını peşmergeler çevirmiş durumda ama peşmergeler aynı zamanda Musul operasyonuna da odaklanmış durumdalar. Ve Kerkük şehir merkezi Kürt asayişi ve Irak'taki yerel polis tarafından, Kerkük yerel polisi tarafından odaklanmış. Yetersiz kalıyor tabii ki. Irak merkezi hükümeti şu an itibariyle hiçbir etkisi yok. Onu çok net olarak söylemek mümkün. Zaten 12. Tugay vardı. 12. Tugay IŞİD'in girmesiyle beraber Kerkük'ten ayrılmıştı. Aynen. Bu nedenle denetim tamamen Kürtlerin kontrolü altında. Türkmenler silahsız güçler. Ondan bahsetmek gerekiyor. Evet, burası yani, çok önemli. Çünkü biz şu anda Kerkük'te, bir Türkmen şehri olan Kerkük'te Türkmenlerin can güvenlikleri var mı yok mu? Türk dünyasına ilişkin, etrafımıza ilişkin kaygısı olan herkesin kafasındaki soru işareti bu. Türkmenler öz savunmasını yapabilecek güce sahipler mi şu anda? Yani Türkmenlerin aslında güvenliği artık başkalarına bağlı. Yani gerçi Irak polisi içerisinde Türkmen varlığından bahsetmek mümkün ki son saldırıda belki ona da değinilmesi gerekiyor. Özellikle yerel polisten can kayıplarının çoğu, şehit olanların çoğu Türkmenler olduğunu biliyoruz. Hatta Irak Türkmen Cephesi Başkanı'na buradan tekrar başsağlığı diliyorum. Erşad Salihi'nin yeğeni de şehit oldu ki çok sayıda polis gücü içerisinde Türkmen şehit olduğunu biliyoruz. Türkmenler kendi mahallelerini korumak için, kendi evlerini koruyabilmek için kendi ufak silahlı güçleriyle mücadele etmek durumunda kaldılar. Tabii Kerkük çevresinde Haçlı Şabi içerisindeki bir Türkmen gönüllü gücü var. Türkmen Haçlı Şabisi olarak ifade ediliyor. 16. Türkmen Tugay olarak ifade ediliyor. Ama bunlar Kerkük çevresindeler. Yani nitekim operasyon olduğu dönemde, yani hafta sonu IŞİD'in bölgede etkin olduğu dönemde Kerkük'e geldiler. Ancak bir savaşma gücü haline gelmediler. Bir savaş gücü değillerdi ama Kerkük'te biz de varız demeye geldiler. Ama şu an için Kerkük şehir merkezini koruyabilecek düzeyde değiller ki. Zaten bu anlamda peşmergelerle de karşı karşıya gelebilirler. Türkmen gücünün oraya girmesi durumunda. O nedenle zaten böyle bir gergin hava varken gerginliğin daha büyütülmek istenmediğini ben düşünüyorum. O nedenle Türkmenlerin kendi öz savunma gücü sadece evlerinde bulunan, işte Irak'taki her halkın, her evin olduğu gibi kendi ufak silahlarıyla herkes kendi evini korumaya çalışıyor. Erşad Salih zaten bununla ilgili yaklaşık 5 gündür işte Türkmenler kendini korusun, evlerini korusun, bizim başka gücümüz yok feryadında bulunuyor. Hatta Erşad Başkan'ın şu sözü gerçekten yaralayıcı. Evinizdeki eşyaları gerekirse satın, silahlanın ve savunmaya geçin diyor. Çünkü gerçekten Türkmen halkının mevcudiyeti, varlığına ilişkin çok ciddi bir tehdit olduğunu farkında. Yani tek tehdit IŞİD değil ya da diğer tehditler, hani beraber yaşadıkları gruplar değil. Aynı zamanda bölgede ciddi bir PKK tehdidi de var. Çok önemli. Burayı konuşalım. Tabii. Peşmerge ile beraber hareket ediyor mu PKK sorusu gündemdeydi. Kerkük özeline geldiğimiz zaman o sızma acaba PKK'ya da bir zemin hazırladı mı diye de düşünüyoruz. Ne aslında dersiniz? Artık uluslararası kamuoyunda PKK'nın meşrulaştırılmasına yönelik bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Bu PYD'den başladı Suriye'de ki biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri doğrudan müttefik konumuna soktu. Aynı şekilde bugün PKK'nın da IŞİD'le mücadelede bir taraf
yaratılması çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum ben ve PKK bu anlamda yine meşrulaştırma çabası içerisinde Kerkük'te de ve Irak'ta, Irak topraklarında da böyle. Aslında PKK'nın Kerkük'teki varlığı sadece son operasyonla, son saldırılarla ortaya çıkmadı. Zaten varlardı. IŞİD'den sonraki süreçte PKK Kerkük ve çevresine yerleşmeye başlamıştı. Özellikle bu yine hafta sonu bir hava saldırısı yapılmıştı Tavuk ilçesine, yani Dakuk, Türkmenlerin deyimiyle Tavuk ilçesine ve bir dini törende, kadınların yapmış olduğu bir dini törende hava saldırısı düzenlendi ve bildiğim kadarıyla 25 tane Türkmen kadını orada hayatını kaybetti ki bu saldırı, bu saldırının yapıldığı yer olan Tavuk ilçesinde de PKK'nın ofis açtığını biliyoruz. Yani kendi flamalarını kullandıkları, işte kendi o sembollerini kullandıkları, artık hani ortada bilinen ve görünen bir PKK varlığı var. Diğer taraftan zaten şehir merkezi içerisinde dolaştıklarını biliyoruz. Her yere gittiğinizde işte terörist başı Abdullah Öcalan'ın işte fotoğraflarının olduğu, simgelerinin olduğu. Bu Türkmenlere yönelik bir tahrik ve tehdittir aynı zamanda. Kesinlikle. Yani bu sadece semboller ve simgeler üzerinden artık gerçekleşen bir tehdit değil, doğrudan gerçekleşen bir tehdit de var. Erşad Salih bir buçuk iki ay önce kendisine yönelik tehdit konusunda çok ciddi açıklamalarda bulunmuştu. Yayınımıza da taşınmıştık, evet. Biz de sizinle konuşmuştuk galiba ve PKK'nın doğrudan Irak Türkmenlerini, Irak Türkmen cephesini Erşad Salih'e tehdit ettiğini öğrenmiştik. Ve nitekim Erşad Salih bu tarz açıklama yaptıktan sonra PKK daha da hani pervasız bir şekilde herkes haddini bilecek, bilmeyenlere biz haddini bildiririz şeklinde daha tehditvari açıklamalar yapmıştı. Evet. Ama yani bölgede artık PKK ile işbirliği yapan, PKK ile birlikte hareket eden gruplar olduğunu biliyoruz. Peki. Bunun en önemli, bunu söylemem gerekiyor. Dün itibariyle KYB'nin Kerkük milletvekili Ala Talabani PKK'nın bir terör örgütü olmadığını, Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etmediğini ve Kerkük'teki operasyona verdikleri destekten dolayı da PKK'ya teşekkür ettiklerini söyledi. Bu çok ciddi bir bölünme anlamına gelir, karşı karşıya gelme anlamına gelir. Peki Türkiye bu anlamda kendisine yönelik tehdidin Irak'tan geldiği şeklinde ki kanıtlar net olarak ortaya konulursa ki... Artık hepimizin malumu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün yaptığı bir açıklama var. Dedi ki kara operasyonu dahil olmak üzere Türkiye önündeki her seçeneği değerlendirebilir. Hep Fırat Kalkanı'nı konuşuyoruz. Irak'ta da böyle bir operasyon söz konusu olabilir mi? Yani şu an itibariyle kara operasyona yönelik bir adım gözükmüyor. Ancak Türkiye tabiri caizse kendi göbek bağını kendisi kesmeye çalışıyor. Musul operasyonunda fiili bir durum yaratıldı ve bu fiili durum beraberinde Türkiye'nin operasyona katılımını da beraberinde getirdi. Artık hani Orta Doğu'da belki de işler böyle yürüyor ki Türkiye Başika'daki kampı kurarken hem Irak merkezi hükümetiyle hem yerel güçlerle, yerel yönetimlerle irtibata geçmiş ve onların onayı doğrultusunda Türkiye Başika'daki kampı kurmuştu. Türkiye'nin Başika'daki kampı Iraklılar tarafından bence çok yanlış algılanıyor ki egemenliğin ihlali olarak ifade ediyorlar. Irak tarafından bence, mı İran ve Amerika Birleşik Devletleri Irak tarafından. Tarafından da böyle. Irak tarafından da böyle. Iraklılar bence egemenliğin ihlali değil, egemenliğin garantisi olarak bakmalı Türkiye'nin bölgedeki varlığına. Neden diyecek olursanız, bir, Türkiye zaten IŞİD'le doğrudan mücadele ediyor ki siz de haberinizde ifade ettiniz. Musul operasyonu başlayana kadar Türkiye 700'den fazla IŞİD teröristini orada imha etmiş durumda. Ki operasyona katılan güçlere baktığınızda bugüne kadar ancak 900 IŞİD teröristini imha edilmişler. Daha operasyon başlamadan Türkiye zaten, bu sürece başlamıştı. Türkiye Başika'ya şu an görüyoruz. Başika şehir merkezi, yani Başika ilçe merkezi çevrelenmiş durumda. Başika'ya topçu ateşine başladı ve oradaki yine terörist unsurları vuruyor. 4 tane Türk jeti artık koalisyon gücü kapsamında değerlendiriliyor. Yani Türkiye bizzat IŞİD'le mücadelede ana aktörlerden biri olmaya başlıyor. Tabii Türkiye açısından buradaki en önemli mesele kendisine yönelik olumsuz olarak ortaya çıkabilecek faktörleri ve aktörleri engellemek için her türlü önlem alacaktır diye düşünüyorum PKK ben. PKK bunların arasında. Bence en önemli noktalardan bir tanesi PKK. Çünkü PKK bugün itibariyle sadece Kerkük'te yok. Aslında Irak hükümeti hani bu konuda Türkiye'ye eleştirel davranırken PKK'nın Sincar'daki varlığını da göz önüne almak zorunda. Şimdi oraya gelecektim. Sincar ikinci bir Kandil'e dönüşürken Türkiye'nin seyirci kalması beklenemez. Çünkü bugün belki Kandil daha uzak Türkiye'ye ama Sincar çok yakın
Türkiye hemen sınırımızın öteki tarafında ve PKK'nın orada etkin olması demek PYD'nin Suriye'deki varlığıyla Kandil arasındaki bağlantının sağlanıyor olması demek. Yani, o hat tamamen evet, sağlanmış olacak. Yani Suriye'nin kuzeyinden Irak'ın kuzeyine kadar buluşacak bir hat arasında bir PKK bağlantısı sağlanıyor anlamına gelecektir bu. Çünkü PKK aynı şekilde sadece Sincar'da kalmak istemiyor. Musul Operasyonu'na da dahil olmak istiyor. Ve önümüzdeki süreçte Musul Operasyonu'nda bir aksaklık yaşanması durumunda işte bugün Kerkük'te sokulduğu gibi aynı şekilde PKK'nın Musul'da tırnak içerisinde söylüyorum bir kurtarıcı kisvesine sokularak yeniden Musul'a sokulma ihtimali dikkatlerden kaçmamalı ki Türkiye bu nedenle sadece belki de Başika'da yer almak durumunda. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz bugün PKK'dan bahsediyoruz. PKK bizzat kendi varlığıyla Sincar'da var. Ama PKK'nın kurmuş olduğu yerelde, Sincar'da kurmuş olduğu yerel halktan kurulmuş bir birlik var. Sincar direniş birlikleri olarak ifade ediliyor. Bunu Sincar'daki Yezidilerden kurdular. Daha sonra bu ismi YBŞ, yani kısaltılması YBŞ. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Yezidilere evet, bu konudaydı. Evet, bu konudaydı. YBŞ'yi bakın işte yani irtibatlar o kadar önemli ki ve aradaki artık kompleks ilişkiler o kadar gün yüzüne çıkmış durumda ki PKK'nın kurmuş olduğu YBŞ gücü bugün Haçlı Şabi Birliği'nin altında. Yani Irak Merkezi Hükümeti'nden destekleniyor. Irak Merkezi Hükümeti tarafından maaşları ödeniyor. Irak Merkezi Hükümeti tarafından silahları veriliyor. Yani bu anlamı itibariyle PKK'nın da Irak Merkezi Hükümeti ile bir ortak noktası olduğunu görebiliyoruz. Çok doğru. Bölgede, Irak'ta önümüzdeki dönemde söz sahibi olmak isteyen her güç anladığım kadarıyla elindeki bütün imkanları kullanıyor. Güçlü olan kazanacak. Türkiye'nin de masada olduğunu hatırlatalım. Evet, mesele sadece yani Türkiye'nin Irak'taki meseleleri değil. Mesele Türkiye'nin ulusal güvenliği ve Türkiye'nin sınır güvenliğiyle de ilgili bir durum. Evet. O yüzden yani sadece Türkiye Irak'ta masada olmak diye bakmamak lazım. Biz güvenliğimizi sınırların öteki tarafında başlatmak zorundayız. Belki de en önemli konu bu. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın Ünlümen, sağ olun. Evet, süremizin sonuna geldik. Yarın gündemin önüne çıkan başlığıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.